İsmim Olcay Kuzucu. Makronet'te sistem destek uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size Azure üzerinde sanal makine oluşturmayı anlatacağım. Sanal makinenin kısa tarifini yapmak gerekirse, sanal makine mevcut işletim sistemimizde başka bir işletim sistemini çalıştırmamıza izin veren programdır. Sanal işletim sistemi bilgisayarımızda başka bir program gibi çalışır. Sanal makinenin avantajlarından bahsedecek olursak, enerji ve yer tasarrufu sağlar. Bir sunucu üzerine birden fazla sunucu ve işletim sistemi kurarak yönetim ve yedekleme kolaylığı sağlar. Kritik sunucularımızda, kritik yazılımlarımızda ve uygulamalarımızda deneyemediğimiz, sonunu öngöremediğimiz çalışmalarımızı test etmemize olanak sağlar. Microsoft Azure bu platform ile bize büyük ölçüde kolaylık ve çözüm sağlıyor. Azure'u diğer sanal platformlardan ayıran en büyük özellik herhangi bir donanıma ihtiyaç duymamasıdır. Sanal makinelerimizi Azure üzerinde konumlandırarak gerektiğinde sanal makinelerimizin kaynaklarını yükseltmek oldukça kolay ve zahmetsiz bir işlemdir. Bu bilgileri paylaştıktan sonra Azure üzerinde sanal makine oluşturmayı birlikte test olarak yapalım. Azure portala giriş yaptığınızda önce bizi böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda Azure üzerinde kullanabileceğimiz tüm servisleri görebiliyoruz. Azure'da sanal makine oluşturmadan önce bir resource kaydı oluşturmamız gerekiyor. Bu resource grubu oluştururken kısaca resource grubundan bahsedeyim ben sizlere. Azure Resource Group, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği mantıksal kapsayıcıdır. Bir sanal makineden önce bir kaynak grubu oluşturulmalıdır. Azure Resource Group'ların amacı birden fazla servisi, VM'i aynı yerde toplamayı sağlamaktır. Bunu en basit şekliyle anlatmak gerekirse bir web sitesi düşünün. Bir sitenin çalışması için gerekli olan birden fazla servisin uygulamanın birden fazla servisi mevcuttur. VM'ler, database'ler, script'ler gibi birden fazla bileşeni aynı proje grubu içinde toplayarak erişmemiz ve yapacağımız değişiklikler daha kolay olur. O yüzden önce bir söz grubumuzu oluşturalım. Tüm servisler kısmında bir söz grubuna gelerek bir söz gruba tıklayıp add diyoruz. Açılan pencerede karşımıza Azure kaydımızı hangi subscription'da oluşturduysa ilk ekranda o subscription otomatik olarak gelir. Birden fazla subscription'a sahipseniz oka tıklayarak diğer subscription'larınızı da görebilirsiniz. Ama bizim şu an tek bir subscription'ımız olduğu için tek olarak görüyoruz. Bu kısımda resource grubumuza bir isim veriyoruz. İsim opsiyoneldir. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Region kısmında biz Avrupa bölgesinde olduğumuz için West Europe'u seçmeniz tavsiye ediliyor. O yüzden ben West Europe'u seçiyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra en son kısımda bir söz grubu için yapmış olduğum seçimler ekranıma geliyor. Bunlar sizin için uygunsa create diyorsunuz ve bir söz grubu oluşturmaya başlanıyor. Bir söz grubunun oluşturulması birkaç saniye sürüyor. Bir söz grubunu oluşturduktan sonra sanal makinelerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için yine Azure panelde VM sekmesine gelip
açılan pencerede add diyoruz. Yine zaten bizi subscription ekranımız karşılıyor. İkinci bölgede resource grubu seçmemiz gerekiyor. Resource grubu da oluşturmuş olduğunuz resource grubunu seçebilirsiniz. İsterseniz bu kısımda da farklı bir resource grubu oluşturmak istiyorsanız create new diyerek yeni bir resource grubu da oluşturabilirsiniz. Bu kısımda sanal makinemize bir isim veriyoruz. Yine bölge olarak West Europe'u seçmeniz tavsiye ediliyor. Bu kısımda da sanal makinemize hangi seçim sistemini kuracağımızı seçiyoruz. Ben Windows Server 2019 ile ilerleyeceğim. Default'ta bana size olarak 1 CPU ve 3.5 GB RAM veriyor. Bu sizin daha önce belirleyeceğiniz işletmenize göre ya da kendi testlerinize göre belirleyeceğiniz sanal makine serilerine göre seçim yapabilirsiniz. Burada filtrelenmiş halde geliyor. Tüm sanal makine uygulamalarını ve makine serilerini görmek için buradaki serileri, filtreleri kaldırıp istediğiniz kategorideki makineyi seçebilirsiniz. Test ortamı olduğu için ben burada V4 MS uygulamasını seçeceğim. Dilerseniz bunu sonra da değiştirebiliyorsunuz. Makinenizin donanımları yetersiz geliyorsa resize diyerek makinenizi istediğiniz seriye çekebiliyorsunuz. Burada sanal makinemize kullanıcı adı ve şifre belirliyoruz. Bu kısımda sanal makinemize erişim kısmını seçiyoruz. Hani ben sanal makineye direkt erişeceğim için RDP rolünü seçiyorum. Bir sonraki kısımda diz seçeneği belirleyeceğim. Azure üzerinde seçmiş olduğunuz sanal makinelerin her birinin içinde 128 GB'lık disk mevcuttur. Create and attach a new disk diyerek istediğiniz boyutta disk seçip ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bu işlemi yapmayacağım. 128 GB'lık falan şu an benim için yeterli. Bir sonraki adımda network ayarlarımı yapacağım. Burada dikkat edilmesi gereken sanal makinelere default'ta dinamik IP'ler geliyor. Dinamik IP makine her restart ettiğinde IP'lerin değişmesine sebep oluyor. O yüzden ben burada statik bir IP vermek istiyorum. Ki sanal makinemin IP'si değişmesin. IP'mi statik olarak belirledim. Bu kısımda da dikkat edilmesi gereken bilgisayarımızın default'ta otomatik shutdown yapılacak şekilde gelmesi. Ben makinemin otomatik shutdown olmasını istemiyorum. O yüzden off kısmına çekip next diyorum. Son olarak yapmış olduğum konfigürasyonları gösteren bir sayfa karşıma geliyor. Burada yapmış olduğum seçimleri görebiliyorum. Bunlarla ilgili herhangi bir eksik gördüğümüz bir şey varsa geri diyerek düzeltip tekrar bu kısma gelebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bunlar sizin için tamamsa create deyip sanal makineyi oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor. Evet, sanal makinemizi oluşturma işlemi tamamlandı. Demomuzda gördüğünüz gibi Azure'da sanal makinemizi çok kısa bir sürede oluşturup kullanıma hazır hale getirmiş olduk. Son olarak sanal makinemize bağlantı yapalım.
bu ekranda Connect butonuna basarak açılan pencerede Dolans RDP file dosyasına tıklayıp inen dosyayı açıyoruz. Connect deyip daha önce belirlemiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifremizi buraya giriyoruz. Ve bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir sürede Azure'da sanal makine oluşturup kullanımı hazır hale getirdik. Demomuzda da gördüğünüz gibi Azure'da sanal makinemizi çok kısa bir sürede oluşturup kullanımı hazır hale getirmiş olduk. Azure'da sanal makine kurmak hakkında daha fazla sorularınız olursa Makronet olarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Makronet'in sosyal medya hesaplarını takip ederek Microsoft tarafındaki en güncel bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.